Merhaba sevgili dostlar. Bugün Bursa'da 8 koşulu bir program var. Hiç lafı uzatmadan direkt yorumlara geçeceğim. Kanala abone değilseniz abone olmanızı ve videoya bir beğen atmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Ayrıyeten ücretsiz WhatsApp grubumuz var. Saha içinden aldığımız oyunları WhatsApp'ta paylaşıyoruz arkadaşlar. WhatsApp bilgilerini açıklamada ve yorumlar bölümünde vereceğim. Ayrıyeten ücretsiz sitelerimize girip oradaki yayınları da görebilirsiniz. Birçok değerli yazarımız mevcuttur arkadaşlar. Günün ilk ayağı bir meydan mücadele arkadaşlar. Burada ilk olarak şans verdiğim isim 4 numaralı kar tanesi isimli Safkan olacak. Güzel bir hazırlık döneminden geçti ve Perilina gibi bir anne kardeş olan Safkan güzel galoplara sahip 10 adet ondan onun üstünde galobu var arkadaşlar bu Safkan'ın. Son galibini da Tugay Alıcı ile birlikte yapmış. İlk isim olarak kuponumuza 4 numaralı kar tanesini ilk kez koşacak olmasına rağmen yazmanızı öneriyorum. Daha sonra 8 numaralı Real North isimli Safkan atı arkadaşlar hatırlarsınız son yarışında da önermiştim. Yaklaşık 3 aylık, 2,5-3 aylık bir arası vardı. Ara sonrası bir yarış galop niyetine koştuğunu düşünüyorum. 8 numaralı Safkan'ı da ikinci isim olarak yazalım. 10 numaralı Şirin Sultan biliyorsunuz ilk yarışında güzel bir sprint atarak gözleri dolduracak şekilde gelmişti ve üçüncülükle ayrılmıştı arkadaşlar. Daha sonra bir türlü beklentileri karşılayamaz oldu. Özellikle son iki yarışında İstanbul'daki Çim ve Kocaeli Kumu'ndaki yarışında pek beklentilerin çok altında koştu ama ben 24 günlük arada bu sıkıntıların giderildiğini düşünüyorum. Bomba isim olarak sizlere 10 numara Şirin Sultan'ı öneriyorum 3. isim olarak. Daha sonra ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde eden 2 numaralı Delal Sultan ve 6 numaralı Miss Champion isimli Safkan sizlere önereceğim diğer isimlerdir. Ve son olarak muhtemelen favori çıkacak olan 9 numaralı Seda Kızım'ı da kuponumuza sigorta isim olarak yazalım. İlk ayaktaki sıralamamız 4, 8, 10, 2, 6 ve 9 numaralı Safkan olacak arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 17 mücadele zor bir koşu gibi görünüyor. Ben burada iki safkanı birbirinden ayıramadım arkadaşlar. İkisini de kuponuma yazacağım. Özellikle 9 numaralı Çetin Su son yarışını kısa vade yeri güzel grupta güzel bir derece yapmıştı arkadaşlar. Hazırlıkları da gayet iyi. İyi de hazırlamışlar safkanı. 2 haftalık bir dinlenmeye sahip 9 numaralı Çetin Su'yu ilk isim olarak kuponumuza yazalım arkadaşlar. Daha sonra 3 numaralı Gergin. İyi bir hazırlıktan geçmiş bu safkanda. Son yarışındaki altıncılığı ölçü değil ağır kilosuna rağmen kuponumuza eklenmesi gereken bir diğer isimdir. Burayı 3-9-9-3 olarak geçmenizi sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Geldik üçüncü aya arkadaşlar. Yine bir maiden mücadele dişilere ait. Yine sürpriz kokan bir yarış. Burada 6 numaralı Kifo 66 günlük bir araya sahip. Kifo arkadaşlar bu grubun atı değil kesinlikle. İleride iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum fakat son yarışında sıkıntı yaşadı ve bu sıkıntılarını yüzünden bu kadar ara verdi. Ara sonrası sıkıntılarından kurtulmuş olduğunu duydum. Bu safkanı ilk isim olarak bomba isim olarak yazmanızı öneriyorum. Daha sonra ekürü destekli koşan 9 numara Seth Rose son yarışında hatırlarsınız arkadaşlar. Bariyer dibine sıkışınca ikincilikle ayrıldı. Dış kulvardan gelse yarışı kazanacaktı o gün. Bugün aynı hataya düşmemesi durumunda yarışı kazanacağını düşünüyorum. 6-9 olarak ben buraya geçeceğim arkadaşlar. Bütçem dahilinde. Sizler tuttuğunuz at varsa eklemeyi ihmal etmeyiniz diyorum. Ve geçiyorum 4. aya. 4. aya geldiğimizde arkadaşlar burada zor bir koşu ama bu zor koşuyu 1 numaralı Brastilova isimse Safkan'la tek geçeceğim ben. Son yarışında İstanbul'da da tek atmıştık hatırlarsınız. İkincilikle ayrıldı sentetik pistte. Daha sonra bu safkanı sürekli sentetik pistte çalıştırırken bu kez kaba kumu aldılar ve Bursa yarışını hazırladılar. Bugün bir nebze rakiplerine oranla iyi durumda görünüyor. Son galobu da gayet iyiydi. Beğeneme topladı. Bugün ben tek olarak 1 numaralı Brastilova isimli safkanı tek bırakacağım arkadaşlar. Sizlere de tek olarak öneriyorum. Geçelim 5. aya. Arkadaşlar 5. aya geldiğimizde ise hiç şüphesiz 3 numaralı Karaçetin bir adım önde görünüyor. Son yarışında da iyi safkanların arkasında 3. olmuştu. Rakiplerine nazaran çok ön planda görünse de yarışın handikap 14 ve tabela aya olması beni biraz şüphelendirdi. O yüzden yarışın içine biraz girdim ve çalıştım. Burada 4 numaralı Enderun ilk rakip olarak düşündüğüm isim arkadaşlar. İlk yarışında güzel bir birincilik elde ettikten sonra
Kulağımızda sürekli iyi Safkan, iyi Tay ileride güzel koşular koşar diye gelmişti. Fakat bu Safkan bekleneni veremedi. Çok da üzerine gittiler. Galoplarını sık yaptıkları için Tay biraz küstü aslında küsmeye. Koşmaya. Daha sonra ara verdiler. Ara sonrası bir yarış gördü. Bu yarışa iddialı bir yarış ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu safkanı da sizlere ikinci isim olarak öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra ekür destekli koşacak olan 8 numara Cesur Halim. Nevzat Avcı'nın binmesiyle birlikte şansının arttığını düşünüyorum. Üçüncü isim olarak kuponuma ekledim. Ve son olarak 6 numaralı Cevahir Tay ise bu grupla baş edebilecek bir güçte. Son yarışı gayet iyiydi. Kuponumuzu ekleyelim ve burayı 4 atla geçelim arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz. Ekonomik kupon yapan arkadaşlarımız 3 numara Karaçetin'e güvenip tek atabilir. Alternatif tek olarak düşünebilir. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar burada bir emek olduğunu, bir çalışma olduğunu unutmayınız ve bir beğen tuşuna basarak bizlere destek olmayı lütfen unutmayınız. 1 numaralı Importal Life isimli safkan arkadaşlar. Biliyorsunuz bu safkanın son yarışında sizlere çok ön planlı önermiştim. Gayet iyi koşuyor yani sizlere aktarmıştım. Sağa duyumluydu. Beklentimin biraz altında koşsa da performansı pek de fena değildi. Bugün 60 kilo koşmasına rağmen 2 hafta önce duyumlarımla birlikte daha iyi hazırlandığını düşünüyorum ve ilk isim olarak sizlere 1 numaralı safkanı öneriyorum. Daha sonra 6 numaralı Shanghai Skyr isimli safkan arkadaşlar. Yine bu safkanı da son yarışında iyi anmıştık. Güzel koşu koşar demiştik. İkiliden düşmeyeceğini iddia etmiştim. Fakat o gün üçüncülükle ayrıldı. Bugün daha etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum ve sizlere ikinci isim olarak bu safkanı öneriyorum. 12 numaralı Anita Blake isimli safkan arkadaşlar. Bu safkanı da 2 hafta önce koştu arkadaşlar. 1900 metrelik şartlı 3 mücadelede dişilere ait yine. Güzel bir dördüncülük elde etti. Bu safkanı da kuponumuza ekleyelim. Çünkü 60 kiloyla koşmuştu ve sonlara iyi geldiğini düşünüyorum. Bu safkanı da kuponumuza ekleyelim. 7 numaralı Alpello isimli safkan arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte koşacak. 2 haftalık bir dinlenmeye sahip. Bu safkanı da kuponumuza ekleyelim. Daha sonra 5 numaralı Grand Gift son yarışını kazandı. Buradaki çoğu rakibini geride bırakma başarısı gösterdi. Ve 15 numaralı Last My Girl isimli safkan bomboş kiloyla start alacak. Kesinlikle kuponunuzda olmasını öneriyorum arkadaşlar. Bu safkan güzel bir ganyanla gelecektir. Son yarışı da gayet başarılıydı. Onu Yıldız İdaresi'nde bu safkanı da kuponumuza ekleyelim. Kuponu vermek gerekirse arkadaşlar. İlk ayak 4, 8, 10, 2, 6, 9. İkinci ayak 9, 3 ayrımsız diyoruz. İkinci ayak 6, 9. Üçüncü ayak bir tek. Dördüncü ayak 3, 4, 8, 6. Son ayak 1, 6, 12, 7, 5 ve 15 numaralı safkanlar benim kendi kuponumda oluşturduğum şablondur arkadaşlar. Sizler de tuttuğunuz atları yorumlar bölümünde bizlere yazmayı, beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere.